Herkese merhaba. Biz bugün ilaçlı MR çekiminin nasıl yapıldığını, hem damarın açıldığını, bununla beraber hastanın nasıl yatırılacağını, kaç dakika süreceğini, bunun tamamını bu videoda anlatmaya çalışacağız. Sevgili Emir, ilaçlı beyin MR'ının kurulumunu anlatacağız ve o da bize yardımcı olacak. İlk önce burada üstündeki metalleri çıkartmasını isteyeceğiz. Buradaki yine MR'a girilirken nelerin çıkartılması gerektiğini anlatalım. Kalp pili olanlar giremez. Cep telefonu çıkartacak. Saat üstünde ne var? Saatini çıkartıyoruz. Banka kartları varsa onları çıkartacağız. Silahla girilmez. Kesici, delici aletler, bıçakla olanlar giremez. Sedye giremez. Tek tekerlekli sandalye. Emir'den saatini ve banka kartlarını çıkartmasını söyledikten sonra İlaçlı beyin MR'ı çekeceğimiz için ilk önce Emir'e bir damar yolu açacağız. Şimdi Emir'e damar yolu açmaya gideceğiz. Ama öncelikli olarak kanalın devamı için, bu videoların devamı için abone olmayı unutmayın lütfen. Sizinle bu konuda eğer bilgileriniz varsa, deneyimleriniz varsa yorum kısmına da o deneyimlerinizi, bilgilerinizi bizimle paylaşın. Anlatmak istediğiniz ve görmek istediğiniz videoları da yine yorum kısmına yazın lütfen. Biz ona göre yeni videolar çekelim ve şimdi Emir'e bir damar yolu açalım ilk önce. Şimdi damar yolu için hazırlıkları yaptık. Bir turnike gerekiyor. Bir de Sermet bize yardımcı olacak. Hemen turnikeyi bağlayacak. Gösterelim. Şöyle turnikeyi bağlıyor ve buradan çektikten sonra görmüş olduğumuz ven damarları ne yapmış? Şişmiş hale geldi. Buranın alkol ile temizlenmesini sağlıyor ve blarnür açılıyor. Bu steril olarak açılıyor. Evet, şimdi de hazırlık yapılıyor. Pamukla beraber şimdi çıkartıldı. İğne ucu tamam. Şimdi hazır bir şekilde. Evet, damar yoluna girildikten sonra hemen burayı sabitliyoruz. Evet, şimdi damar yolu sabitlendi ve damar yolunda blanörümüz hazır. Yapacağımız tek şey şimdi makineye yatırmak ve çekimi başlatmak. Şimdi makine kısmına gidiyoruz. Evet, üstündeki metalleri arındırdık. Kolunda da damar yolu hazır ve içeriği makineye alıyoruz. Hemen ayakkabılarını çıkart. Evet, başı buraya geliyor. Bir de sesten etkilenmesin diye bir kulaklık takıyoruz. Evet, kulaklık taktıktan sonra maskenin ucunda metal olacağı için maskesini çıkartmasını istiyoruz. Çünkü o metal etkisi ne yapacaktır? Bozacaktır. Hareket etmemesi ve çekimin sonunda damardan bir ilaç vereceğimi söylüyorum. Ve bu şekilde hastamız beyin ilaçlı beyin çekimi için ne kadar gideceğini de göstereyim. Hasta ve içeride hastanın rahat etmesi ve neyle karşılaşacağını bilmesi için şöyle vuruyorum. Böyle bir sesler geleceğini ifade ediyorum. Ve bu şekilde hazırladıktan sonra gönderiyorum. İlacı ne zaman vereceğim? En çok da sorulan unsurlar burada. Şimdi hasta tamamen içeriye gitti. Bu baktığımız zaman iç tarafı gösterelim. Aslında MR'ın iç tarafı nedir? Direkt olarak baktığımız zaman iç tarafı arka tarafta ne yapıyor? Görünüyor. Arka taraf açık bir MR yapısı var. Şimdi hasta bu pozisyonda yatıyor ve biz içeri doğru geçip planlamayı yapıyoruz ve çekimi başlatıyoruz. Evet, şimdi hastanın kaydını yapıyoruz. Beyin MR'ı, ilaçlı beyin MR'ı çekeceğiz. Öncelikli olarak beyin çekimlerini yapacağız. En sonda ilaçlı beyin çekimi yapacağız. Bakalım beyin çekimi, ilaçlı bir beyin çekimine kaç dakika bir süre veriyor makina, rutin dediğimizde. Toplam hipofize kadar, evet. 9 dakika rutin bir çekim. Şimdi sesler başlayacak, planlamalar.
Bu şekilde sesleri ne yapacağız? Duyacağız. Her MR'daki bir ses bakın bu şekilde ne yapıyor? Geliyor. 9 dakikalık sesi duyuyorsunuz. Bu gürültüyü her zaman ne yapacağız? Duyacağız. Ve plan geldikten sonra bakın ikinci bir çekim geliyor. Toplam 9 dakika çekim bittikten sonra ne yapacağız? İlacını çekeceğiz. Kontrast maddesini, hastanın kontrast maddesini ne yapıyoruz? Şu şekilde enjekte olarak enjektöre ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Toplam ilaçların özelliğine göre değişiyor. Hangi özellikte ilaçlar? Bu ilaçların molarite özelliği çok önemli. Bazı ilaçların bir molarite özelliğine sahip. Bir molarite özelliğine sahip olanlar genelde anjiyolarda daha çok kullanıyor. Gadinilyum asiti kullanıyor. Bazıları GTTPA diğer asitlerine bağlayan etken maddeler de kullanılıyor. Bununla beraber 0,5'lik molaritedeki ilaçların etken maddesi düşük olduğundan dolayı biraz daha fazla etken madde kullanıyoruz. Eğer birlik bir osmolariteye sahip, molariteye sahip olan bir etken madde, gadenilyum etken maddesi kullanılıyorsa o zaman 10 ile 15-20 cc 0,5'lik molariteye sahip olanlar ise yine 15-20-30 cc'lik bir ilaç ne yapıyoruz? Böyle çekiyoruz. 7 dakikalık toplam 9 dakikalık çekim süresi bittikten sonra biz 2 sekans daha koyuyoruz. Bu 1.22-26, 1.7 kontrastlı olacağı için 1.7 T1 sekanslara koyuyoruz. Eğer 3 sekans alacaksak yani 3 sagital yani aksiyel, sagital ve koronal. Bazen 3 planda da görüntü alınabilir. 3 planda olduğu zaman da o zaman toplam 1,5 dakika söylersek 4,5 dakika daha eklememiz gerekecek. 9,5 dakikanın üstüne 9,5 dakikanın üstüne 4,5 dakika daha ekleyeceğiz. Ve şimdi çekimler bitti. Kontrast maddeyi damardan ne yapacağız? Hastaya enjekte edeceğiz ve devam edeceğiz çekime. Şimdi hasta yatıyor. Biz buradan direkt olarak kontrast maddeyi ne yapıyoruz? Şuradan damardan hemen hastaya hastayı hiç çıkartmadan kontrast maddeyi ne yaptık? Buradan verdik. Tekrar verdikten sonra damar yolunu ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. En son işlemde ilaç veriliyor ve ilacımız verildikten sonra tekrar gidip çekimimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Çekim için tekrar kontrol odasına gidiyoruz. Evet, kontrast madde verdikten sonra 1,5 yani normalde 2 sekans da alınabiliyor. Yani biz hem bu aksiyal tabandan alınan görüntüler hem de sagital planda alınan görüntüler. Tabii bu teknik çekimlerle alakalı. Ama dediğim gibi bir ekstra daha bazen bazı çekimlerde ekstra görüntü etkisi olarak mesela MS protokollerinde daha ince kesitler olduğu için daha 2,5'a 2 dakikaya daha çıkabiliyor. Bu parametreler genelde bizde beyin MR'ı ilaçlı beyin MR'larının çekim süreleri ilaçlı olarak 12 dakika ile 16-20 dakikaya göre değişiyor. Klinik bilgi önemli burada. İşte MS mi çekiyoruz veyahut da kitlesel bir yapıyı mı çekiyoruz? Bundan dolayı ilaç üzerine biraz değineyim. İlaç alerjik etkileri her ilacın olduğu gibi alerjik etkileri bulunuyor. Ama bir tomografi kadar alerjik etkisi yok bunun. Dediğim gibi kullanılan etken maddenin molarite değeri çok önemli. Eğer yüksek bir molaritesi varsa o zaman daha az bir hastaya enjekte ediliyor. Bazen bu alerji olarak ne olabiliyor? Mide bulantısı, vücutta böyle ince akneler, ince döküntüler meydana gelebiliyor. Karşılaştığım hastalardan bir tanesi yoğun bir şekilde istifra etmişti ama hastada herhangi bir şey olmamıştı. Genel olarak bunu yaptıktan sonra hastamızın çekimini tamamladıktan sonra o görüntüler alındıktan sonra
Biz hastamızı ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Şimdi gidiyoruz hastamızın yanına, hastayı çıkartıp en sonunda da damar yolunu çıkartacağız. Evet. Evet, çekimi tamamladık. Geçmiş olsun. Hadi kalkabilirsin. Şimdi yapacağımız hastanın sadece yine damar yolunu çıkartıp herhangi bir şey olmaz. Bundan sonrasına geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.